dönemde hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyoruz. 2008'in hepimize aydınlıklar getirmesini diliyoruz. Geçen yıla damgasını vuran olaylardan biri de Avrupa'nın şekil değiştirmesiydi. Avrupa Birliği 2007'de yarım asrı geride bırakmıştı ve bu 50 yılın sonunda anayasasını tarihe gömmüştü. Sadece anayasası mı? Lisbon Anlaşması ile Avrupa Birliği bayrağından da, marşından da, genişlemeden de vazgeçiyordu. Artık bilinen anlamda bir birlikten söz edilemeyecekti. Avrupalı halklar Avrupa'da birleşememişlerdi. 2008'in başında acaba Avrupalılar ne yöne gidecekti? Türkiye'ye bakışları neydi? Gelin 17 Avrupa ülkesinde sokaktaki adama, aydınlara ve siyasilere kulak verelim. Avrupa'nın Türkiye ve dünyayla ilişkisini gözden geçirelim. Mart ayında Avrupa Birleşmesi'nin 50. yılını kutladı. Şampanyalar eşliğinde özgürlük, demokrasi ve barış mesajları verildi. 50 yıl bildirisinde Avrupalı liderler kanlı çatışmalardan ve acı dolu tarihten gerekli dersleri çıkarttık diyorlardı. Artık barış içinde yaşayacaklardı. Avrupa Birliği ekonomik bütünleşmeyi, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve müreffeh bir toplumu temsil ediyordu. Ve bugüne kadar insanlığın en iyi buluşuydu. Yıl törenlerinden 8 ay sonra 2007 aralığında birlik küçülme kararı alacaktı. Lisbon Anlaşması manidar bir biçimde bir manastırda imzalandı. Avrupalı liderler aile fotoğrafını Hristiyan Avrupa'ya vurgu yaparak çektireceklerdi. Lisbon'da gelinen nokta Birleşmiş Avrupa'nın ortak bir anayasa üzerinde anlaşamamış olmasıydı. Avrupa genişlemeye doymuştu, hazmetme kapasitesini doldurmuştu. Anayasaya ve genişlemeye hayır diyenlerin başını çeken Sarkozy, Fransa'da cumhurbaşkanıydı. İş başına gelir gelmez Avrupa'ya anayasa rüyasından vazgeçmeyi o önermişti. Basitleştirilmiş bir anayasayla yola devam edilmeliydi. Bunun Türkçesi kurulduğu günkü gibi çekirdek bir Avrupa'nın geniş Avrupa'ya hükmetmesiydi. C'est pas d'abord simplement la question de la Turquie, c'est la question des frontières. İngiltere'nin kurt politikacısı Tony Benn, birliğin en büyük zafiyetine şöyle dikkat çekiyordu. Avrupa Birliği'nin sorunu demokratik olamayışıdır. Bakın, Avrupa Komisyonu demokratik yollardan seçilemiyor. Komisyonu biz seçmiyoruz, seçiliyor. Eğer siz yöneticileri seçemiyorsanız sizi dinleme gereği görmezler. Yaptırımınız olmaz. Ben demokratik bir yerde yaşayıp yaşamadığımı anlamak için beni yönetenlere şu soruyu sorarım. Ne gücün var? Bu gücü nereden alıyorsun? Kimin çıkarları için çalışıyorsun? Kime hesap veriyorsun? Ve en önemlisi, biz seni seçenler seni artık istemediğimiz zaman senden nasıl kurtulabiliriz? Eğer sizi yönetenlerden kurtulamıyorsanız, ne yaparsanız yapın, sizi dinlemeyeceklerdir. Avrupa'da durum budur. Avrupa demokrasi zafiyeti çekiyordu. Lisbon Anlaşması adıyla tarihe geçen Reform Anlaşması bir gerçeği olanca çıplaklığıyla ortaya koyuyordu. Avrupa'da Almanya, Fransa gibi büyük ülkeler
Küçük ve güçsüz ülkeleri kendi nüfus sahaları içine alıp yollarına devam edeceklerdi. Birliğe yeni ülkeler katılırsa mevcut koşulları kabul ederek gireceklerdi. Büyük ülkeler yeni pazarlara kavuşacak ve diğerlerini yöneteceklerdi. Bu o kadar keskin bir karardı ki Avrupalı halklara sorulması bile söz konusu değildi. Bu kez kararlar referanduma bile sunulmayacaktı. AB dönem başkanlığı artık 6 ayda bir değil, 2,5 yılda bir değişecekti. Dış politikada tek seslilik, akil adamlar topluluğu denen bir kurul tarafından sağlanacaktı. Avrupa artık küresel aklın yönetiminde olacaktı. Fransa'nın zirveye kabul ettirdiği Akil Adamlar Komitesi'nin başına yine Fransa'nın isteği üzerine İspanya'nın eski sosyalist başbakanı Felipe González atandı. Akil Adamlar Komitesi, birliğin ekonomik, siyasi tüm kararlarının yanı sıra birliğin sınırları konusunda da yetkili olacaklardı. Avrupa Liberal Partileri Başkanı Belçikalı Annemie Neyts, Sarkozy'nin ortaya attığı Akil Adamlar Komitesi fikrinin amacının Türkiye'nin AB üyeliğinin önünü kesmek olduğunu söyleyecekti. Yeni Avrupa bir yandan Amerika'nın yönettiği güç dalgasıyla iç içe geçiyor, bir yandan güç odağı olmayı sürdürmek istiyordu. Birlik 50. yılında Amerikan liderlerinin söylemlerini tekrarlıyordu. Sınırların ötesine özgürlük ve demokrasi götüreceğiz diyordu. Ve bu cümlenin ardından hemen ekliyordu Avrupalı liderler, enerji politikalarına öncülük edeceğiz. İşte esas mesele de buydu. Avrupa yeni sömürgeler, yeni pazarlar arıyor, enerji ihtiyacıyla kıvranıyordu. Avrupa enerji bağımlısıydı, Avrupa Rusya ile Amerika arasındaydı. Bu yüzden asırlardır gözü doğudaydı. Avrupa suya, petrole, madene ihtiyaç duyuyordu ama dünya enerji kaynaklarının 1/4 Avrasya coğrafyasındaydı. Türkiye işte bu coğrafyanın kapısında durmaktaydı. Türkiye, Avrupa ile ilişkisinin 45. yılında üyeliğe destek veren birkaç ülke dışında tüm diğerlerinin vetosuna takılmıştı. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Türkiye ile ilgili tüm kararlara itiraz ediyordu. Onların nüfus sahasındaki diğer ülkelerde farklı davranmıyordu. Uzun yıllar Avrupa, Türkiye ile ilişkilerini iki cenahtan yürütmüştü. Çekirdek, Avrupa'yı savunan Hristiyan Demokratlar ve ekonomik çıkarları öne çıkaran liberaller. Her iki kanadın Türkiye'ye bakışında amaç aynı, yol farklıydı. Türkiye Kopenhag kriterlerinin tamamını yerine getirse de sonuç değişmez. Türkiye Avrupalı değildir. Küçük Asya'da yer alır. Aramızdaki sıkı bağlar üyelik gerçekleşmese de devam edecektir. Liberallerin görüşlerini son günlerde en bariz anlatan cümleler Rum lider Papadopoulos'a aitti. Bakın ne diyor. Avrupa Birliği'ndeki hiçbir ülke Türkiye ile müzakerelerin önünü tıkamak istemez. Türkiye'nin Avrupa perspektifi kesintiye uğrarsa Türkiye'ye karşı kullanılabilecek bir baskı unsuru kalmaz. Papadopoulos Türkiye'ye karşı kullanılacak vetonun tüm planları havaya uçuracağını söylemişti. Her iki görüş de aynı sonuca götürüyordu ama seçilen yol farklıydı. Liberaller Türkiye'ye verilen umudun sürekliliğini savunuyorlardı. Türkiye ile müzakereler sürdürülmeliydi. Türkiye dayatılan kriterlerle dönüştürülmeliydi.
Türkiye'nin ciddiye alması ve düzeltmesi gereken sorunları var. Mesela azınlık hakları, kadın hakları ve benzeri konular. Bir de Türkiye'de ordunun etkisi üzerinde durulmalı. Bu etki, birlik üyeliği önünde ciddi bir engel. Türkiye'de ordunun rolü sık sık gündeme geliyor ama nedense kimse Fransa'ya, Yunanistan'a ve diğer Avrupa ülkelerinde ordunun rolünü sorgulamıyor. Fransa'nın ya da Yunanistan'ın güçlü ordusu hiç konuşulmuyor. Neden? Ben ordunun nelere ne kadar karıştığından söz ediyorum. Bu Avrupa Birliği'nde olan bir ülke için kabul edilemez bir durumdur. Brüksel Senato Başkanı Lizen daha açık cevaplamıştı. Türkiye'nin diğer ülkelerle kıyaslanamayacağına vurgu yapmıştı. Farklı şeylerden bahsediyoruz. Çünkü Yunanistan bir AB ülkesi. Üyeyseniz durum farklıdır. Üyelik müzakerelerindeyseniz durum daha başkadır. Gelin Avrupa Birliği'nin 2007 Kasım'ında İlerleme raporunda öncelikli olarak nelere yer verdiğine bakalım. 1. Heybeliada Rum Ortodoks Ruhban Okulu'nun derhal açılması. 2. Ekümenik Patriğim, ekümenik unvanını kullanma özgürlüğüne kavuşması. 3. Kıbrıs Rum kesimiyle diplomatik ilişkinin derhal kurulması. 4. Ermenistan sınırının açılması. Ve tabii Etnik Kart bu maddeleri takip ediyordu. Avrupa Birliği Türk topraklarındaki terör eylemleri ve şiddeti kınıyordu ve Türk halkıyla dayanışmasını dile getiriyordu. Türkiye'nin insan haklarına, temel özgürlüklere ve uluslararası hukuka saygı göstererek ve bölgesel barış ve istikrarı koruyarak adımlar atacağına inandığını belirtiyordu. Sonra Türkiye'nin terör suçlusu olarak Kırmızı Bülten'le aradığı PKK'lı Ahmet Gülabi Dere, Avrupa Parlamentosu'na davet ediliyordu. Dere Avrupa Parlamentosu'nda PKK tezlerini anlatıyordu, üst düzey yetkililerle görüşüyordu. Tüm bunlar ola gelirken hala Avrupalı olma hayali gören Türkleri, Avrupa'yı kuran Almanya ve Fransa'nın yeni liderleri rüyalarından dürterek uyandırıyorlardı. Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa Birliği'nin 50. yıl kutlamalarının ardından Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili olarak belki 50 yıl sonra demişti. Hristiyan Demokrat Parti'den Vili Zilayev, Başbakanını şöyle gerekçelendirmişti. Türkiye'nin coğrafi konumu, kültürel durumu ve geleceğe yönelik ihtiyaçları Avrupa ile uyuşmuyor. Fransız politikacı Jacques Cordonnier, seçim kampanyasında Avrupa'ya evet, Türklere hayır sloganıyla seçime gitmişti. Türkiye Birliği asla kabul edilemez. Ayrıca Türkiye Avrupa Birliği içinde gelişemezdi. Bu onun için de iyi değil. Ama Avrupa ile ikili anlaşmalar imzalar, ilişkiler kurar. Avrupa'nın kendine has bir gelişimi var. Türkiye o politik gelişme içinde yer alamaz. Avrupa'daki liberaller ya da kendine sol süsü veren siyasetçiler Türkiye'ye daha kurnazca yaklaşma eğilimindeydiler. Türkiye bir kulübe katılmaya çalışıyor. Kulübün gereklerini yerine getirmeniz gerekiyor. Bu söylem Avrupa'daki genişlemecilerin genel söylemiydi. Bu kanat, madem ki kulübe girmek istiyorsunuz, kriterleri yerine getirin diyenlerdi. Sık sık Kopenhag kriterlerini öne sürerlerdi. Oysa kendi ülkelerinde bu kriterlerin uygulamaya geçtiği Avrupalı Hristiyan Demokratların en yaygın söylemlerinden biri de Avrupa'nın bir Hristiyan kulübü olduğu gerçeğiydi. Vatikan'a yakın Roma Reports genel yayın yönetmeni söylemişti. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği bayrağı mavidir ve üstünde 12 yıldız vardır. Bu ne demektir? Bu yıldızlar İsa'nın annesinin tacını simgeler. Haklısınız. Avrupa Birliği bir Hristiyan projesidir. Hristiyan projesinin esas nedeni birleşirken parçalara ayrılan ve dinden giderek uzaklaşan Avrupa halklarını bir arada tutma gayretiydi.
Son yıllardaki dahiyane buluş İslam karşıtlığıydı. Bu karşıtlık Avrupa halklarını birleştiren harç olacaktı. Papa 16. Benedikt Türkiye'nin farklılığını şöyle dile getirmişti. Türkiye tarih boyunca başka bir kıtayı temsil etmiştir ve Avrupa'yla sürekli tezat içindedir. Türkiye'nin Avrupa'ya alınması Avrupa kültürünün kaybolması demektir. Türkiye Avrupa Birliği'ne alınamaz. Türkiye kendi kültürüne uygun komşu Arap ülkeleriyle kültüre dayalı bir birlik oluşturabilir. Avrupa bir öteki yaratmalıydı çünkü paramparçaydı. İçinde birbirinden uzak onlarca halk, tarihinde kanlı savaşlar ve nefret vardı. Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü yetkilisi Müslümanlara sabır ölçümü yapıldığından dem vuruyordu. Toplumun farklı kesimlerinde bize özgü sınırların nereye kadar olduğunu ölçmeye çalışıyoruz. Özgürlükler Partisi Başkanı aynı görüşü paylaşıyordu. O ülkeleri biraz olsun kışkırtmak gerek. Tabuları yeniden gözden geçirmeleri gerek. İngiltere'nin Müslümanları isyan ediyordu. Tüm sistem ırkçı. Nasıl bütün bir İslam dinini, yani dünyadaki 1 milyardan fazla insanı aşağılayan bir kişi bundan paçayı kurtarabilir? Eğer ben aynı şeyi Yahudiler için söylesem ya da Tony Blair Hristiyan bir katildir desem beni hemen asarlar. Hollanda Halkçı Parti lideri Geert Wilders de İslam'da sorunu olanlardandı. Beyanatlarınız çok sert ve çeşitli suçlamalarla karşılaşıyorsunuz. İslam'a karşı çok sert tepkileriniz var. Neden İslam'a saldırıyorsunuz? Benim İslam'la sorunum var. Avusturyalı gazeteci sorunumuz din diyordu. Bizim problemimiz bir Türk sorunu değil. İslam'ın saldırganlığı meselesi. Eğer Türkler savaşı kazansaydı, bugün biz bir Müslüman ülkesi olabilirdik korkusu. Avusturya Türk karşıtlığına kilitlenmiş bir ülkeydi. Katolik Kilisesi bu yıl en büyük ödül olan König ödülünü İstanbul Fener Ortodoks Patriği 1. Bartolomos'a Viyana'da takdim etti. Törendeki konuşmasında Bartolomos bu ödülü Konstantinopolis'in Ekümenik Büyük Kilisesi adına alıyorum demişti. Küresel elitin muhafazakar kanadını temsil eden Kardinal König, küresel diyaloğun mimarlarından biriydi ve amacı tüm Hristiyanların birliğiydi. 100 yıl önce olduğu gibi 2007'de de Batı'nın gözdesiydi. Acaba Batı'nın patrikhane sevgisinin temelinde ne vardı? Artan ilgi ne sebeptendi? Benim için değil bunlar. Patrikhanemiz için, hizmet ettiğimiz idealler için ki bütün insanlık için müşterek idealler. Sevgi, saygı, çocukları sevmek, doğayı, çevreyi sevmek, kollamak. Medeniyetler çatışması din üzerine kurulmuş bir teoriydi. Huntington'ın ünlü makalesi ortalığı sarsmıştı. Şimdi tüm Avrupa bu teoriye odaklı. Çatışma petrol coğrafyasındaydı. İşte o nedenle Luigi Caccioli diyordu ki... Esas mesele başkadır. Amerika... Irak'ı işgal etmiştir. İran'ı hedeflemektedir. Arapları hedeflemektedir. İslam dünyası hedeftedir. İslam dünyası durumu iyi değerlendirmelidir. İslam dünyası hedefteydi çünkü enerji kaynakları Müslüman ülkelerdeydi.
Yaklaşan enerji krizi Avrupa'nın da Amerika'nın da ilk gündem maddesiydi. Federico Dorenzi bir İtalyan tarihçi. NATO ile çalışıyor. Türkiye'nin petrol coğrafyasındaki rolünü şöyle açıklıyor. Türk ordusu Amerika'nın Irak'a müdahalesinde geçiş izni vermedi. Oysa işbirliğine girseydi her şey başka olurdu. Bence sadece Türkiye, Irak'ta, özellikle Kuzey Irak'taki duruma bir çözüm getirebilirdi. Çünkü sizin onlarla kültürel, tarihsel, ortak bir geçmişiniz var. Siz oraya girseydiniz, bu bir işgal olarak algılanmayacaktı. Yani Batı'nın ordularının girişinden çok daha az tepki yaratacaktı. Türkiye, Batı tarafından kullanılabilirdi mi demek istiyorsunuz? Evet, böylece lider bir konuma yerleşirdi. Yani Batı'nın Truva atı olarak. Evet, Truva atı olarak. Aynen öyle. Batı Türkiye'yi Truva atı olarak görüyordu ve Financial Times gazetesi editörü Quentin Peel geçmişi hatırlatıyordu. Biz Osmanlı'yı Irak, Suriye ve Türkiye'ye böldük. Bugün de Amerika benzer şeyleri yapmaya çalışıyor. Ama bir fark var. Bugün Amerika'nın İngiliz desteğiyle Irak'a girişi sonuçları hesaplanmamış bir eylem. Bunun delilik olduğu, Irak'ın bölüneceği ve büyük sorunlarla karşılaşacağı yeni bir Kürt devleti kurulması için ağır baskılar olacağı biliniyordu. Sonuçlar iyi hesaplanmadı, bir kaos doğdu. Bölge bir kaosa meydan vermeden düzenlenebilirdi. İngiltere bunun için 100 yıldır çalışıyordu. Sir Tony Benn, İngiltere'nin ince dengeler kurduğunu anlatıyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Lozan Antlaşması'nda galipler bir Kürt devleti kurmayı hedeflemişlerdi. Kürtlere Kürdistan sözü verilmişti. Ama Batı, yeni kurulan Sovyetleri tehdit olarak gördüğü için denge politikasına girdi ve Türkiye'yi küstürmemek için bu hedeften vazgeçildi. Hedef unutulmamış, sadece ertelenmişti. Lord Russell, ünlü Kürt raporunun mimarı. Bence bugünkü durum Atatürk'ün güvenli, laik ve birlik içinde bir Türkiye yaratma arzusundan kaynaklanmıştır. Bu durum Türkiye'de Türklerden başka hiç kimsenin bulunmadığı, orada hiçbir azınlığın yaşamadığı sonucunu doğuruyor ve herkesin Türk olduğuna inanmayı gerektiriyor. Bence bu gerçeğe aykırı. İngiltere tıpkı 100 yıl evvel olduğu gibi Kürt meselesini en çok kışkırtanlardandı. Independent'ın diplomatik editörü Mary Dejevski'ye neden diye soruyordum. Sizce sağcı veya solcu niçin tüm İngiliz politikacılar Kürtleri destekliyor? Bu 100 yıldır sürdürülen bir oyuna benziyor. Bence İngiltere ve tüm batılı ülkelerde azınlıklara, zayıf olana, ötekiye bir ilgi, destek vardır. Bu destek sadece Kürtlere değil, Çin'de yaşayan Türklere, Çeçen azınlığa da verilir. Batı işine geldiği yerlerde azınlık yaratmada ustaydı. Avrupa Birliği yolunda öncelikle Kürt sorunu çözülmeli. Benzer görüşler Avrupa Parlamentosu'nda Hollandalı Arie Oostlander tarafından da savunulacaktı. Oostlander'e göre Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsa devlet felsefesini değiştirmek zorundaydı. Ben Türkiye'ye birkaç kez gittim ve birçok ilginç Türk'le görüştüm. Bence sorun Türkiye'de insan hakları ihlalleri falan değildir. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği önündeki en temel sorun Türkiye'nin devlet felsefesidir. Avrupa Birliği'nin önerisi Türkiye'de askerin daha arka plana itilmesidir. Bu değişikliklere toplum tarafından karşı çıkıldığını biliyorum. Ama tam bir Avrupalı gibi olmak isteniyorsa anayasada belli değişikliklerin yapılması gerekiyor. Avrupa'nın direksiyonunda oturan bir diğer ülke,
Fransa 2007'yi Ermeni yılı ilan etmişti. Yeni Cumhurbaşkanı Sarkozy, Dışişleri Bakanlığı'na Bernard Kouchner'i, İktidar Partisi Başkanlığı'na da asal avukatı Patrick Devecian'ı getirmişti. Her ikisi de Türklere karşı politikalarıyla ünlenmişlerdi. Kouchner, Kosova'nın ilk Birleşmiş Milletler yetkilisiydi. Kosova'daki ilk icraatıyla Türkçeyi resmi dil olmaktan çıkarmıştı. Devecian, Ermeni soykırımını inkar etmeyi yasaklayan yasanın mimarıydı. Ona Ermeni devletinin neyi hedeflediğini sorarken, siz bir Ermeni olarak geleceği nasıl görüyorsunuz demiştim, kıyamet kopmuştu. Ermeni devleti adına konuşacak değilim. But you would know. Evet, ama kişisel bir fikriniz vardır. Söyledim. Bilmiyorum. Bilsem de konuşmaya hakkım yok. Konuşacak konumda değilim. Konuşamam. Ben burada Ermenistan adına konuşmuyorum. Ve konuşmaya da hakkım yok. Ben Ermeni değilim. Ben Fransızım. Ben Ermeni değilim, ben Fransızım diyordu. Devecian bana Fransa'nın bir ulus devlet olduğunu hatırlatıyordu. Ona Ermeni diye hitap edemeyeceğimi, Fransız olduğunu haykırıyordu. Batılı kendi etnik köklerinin ulu orta kullanılmasından nefret ediyordu. Türkiye'ye gelince başkaydı. Etnik kimliklerle konuşulmalıydı, hatta Türk'üm demek bile yasaklanmalıydı. Batı ayrıca kendi soykırım tarihinin hatırlatılmasından hiç haz etmiyordu. Fransa Cezayir'de, Ruanda'da, Belçika Kongo'da, Danimarka Grönland'da, İtalya Libya'da gerçekleştirdiği katliamlardan hiç söz ettirmezdi. İskandinavya'nın gerçek sahibi Sami ve Taterler yok denecek haldeydi. Ermeni soykırımının reddini yasaklayan Devecian'a, sahi Fransa Cezayir'den hiç özür diledi mi diye sormuştum. Fransa yaptıklarının sorumluluklarını yüklendi. Fransa sadece Cezayir'in bağımsızlığını tanımakla kalmadı, onunla dostluk antlaşmaları imzaladı. Bağımsızlığını elde ettiğinden beri Cezayir'le sürekli bir diyalog içinde bulundu. Fransa ve Türkiye arasındaki fark da burada. Fransa'nın varoşlarında yaşayan Samir, Devecian'ın doğru bilgi vermediğini söylüyordu. Özür dilemediler. Ve işte bundan dolayı Cezayir ile Fransa arasında dostluk antlaşması da imzalanamıyor. Katliamlar ve soykırım tanınmadı. Ülkenin sömürüldüğü, zenginliklerinin yok edildiği kabul edilmedi. Onun için Fransa'nın kalkıp başka bir devlete, Avrupa Birliği bahanesiyle ders vermeye kalkması komik. Kopenhag kriterlerinin merkezi Kopenhag'da İnsan Hakları Enstitüsü'nden Birgit'te koca Grönland'ı sömürgeleştiren ve Eskimoğulları perişan eden uygulamayı bakın nasıl savunmaktaydı. Efendim, Eskimoğullar Tule'den atıldıklarını söylüyorlar. Göçe zorlanmışlar. Bölge tamamen zehirli kimyasal maddelerle kaplanmış. Denizlerde balık kalmamış ve tüm haklarını kaybetmişler. İnsan Hakları Derneği olarak bu konuda bir çabanız var mı? Yüksek mahkeme bu durumu analiz etti ve insanların haklarının ihlal edilip edilmediğini yargıda tartıştı. Ve sonuçta hakların ihlal edilmediği kararını verdi. Siz buna inanıyor musunuz? Benim gördüğüm kadarıyla bence doğru bir karar.
Peki Eskimoların şikayetleri neden? Bence tarihsel olarak kendilerini ezik hissettikleri için. Yani onlar bizim sömürgemizdi. Sömürge tarihinden gelen olumsuz düşünceleri var. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde benzer durumda kalmış olan pek çok ülke var. Belçika'da Kongo olayları için üzgündü. Belçika, Kongo'da kauçuk ve fil dişi ticaretini ele geçirmek için ülkeyi sömürgeleştirmiş, bazı kaynaklara göre 10 milyon Kongolu'yu öldürmüş ve yüz binlercesinin el, kol ve bacaklarını kesmişti. Belçika, Kongo Ulusal Hareketi'nin kurucusu Patrice Lumumba'yı da 1961 yılında öldürmüş ve bu cinayeti itiraf etmişti. İsveç topraklarının gerçek sahibi göçerler ve Samilerdi. Irkçı uygulamalar sonucu yüzyıllar içinde erimişlerdi. Göçebe okulları kapatılmış, dilleri yasaklanmış, düzenli olarak kısırlaştırılmışlardı. İsveç Radyosu direktörü bu yasak konunun açılmasından hiç hoşlanmamıştı. Türkiye birçok konuda olduğu gibi Ermeniler konusunda da birçok haksız saldırıya maruz kalıyor. Ermeni iddialarını kabul etmesi isteniyor. Size hiç böyle bir dayatma yapıldı mı? Çünkü Sami ve Tatar ırkı İskandinavya'da artık pek az var. İşte o yüzden azınlık radyoları var. Bu konuları çok önemsediğimiz için o dillere yer veriyoruz. Ben soykırımdan bahsediyorum. Tatar ve Sami halkların yok edilmesinden. 1920'den 80'e kadar süren Sami ve Tatar kızlarının kısırlaştırılması süreci. Stopping them to have children. Bu konuda bayağı bir tartışma oldu. Bence bu iyi bir tartışma konusu, evet. Beate Norveç Kürt Enstitüsü'nün eski başkanıydı. Sözün sonunda Batı'nın iki yüzlülüğünü itiraf ediyordu. Peki Avrupa'nın soykırımlarla dolu tarihi konusunda ne düşünüyorsunuz? Bana az önce bu kitabı hediye ettiler. Bakın, Avrupa'da soykırımlar tarihi. Buralarda milyonlarca insan öldürüldü. Bir çifte standart söz konusu. Hedef devletleri sözde soykırım iddialarıyla bunaltma stratejisi halklara uygulanan psikolojik harekatın bir parçasıydı. Son yıllarda Türkiye'ye karşı soykırım suçlamaları bir anda koroya dönüşecekti. Batı'nın kanlı tarihini Belçika Irkçılıkla Mücadele Derneği Başkanı Pascal Sharon'a hatırlatmıştım. Ona Azerbaycan'daki katliamları sıralamış, Hocalı'dan, Cezayir'den, Ruanda'dan örnekler vermiştim. Sıkıntısı yüzüne yansımıştı. Tamam da onlar sizin gibi AB üyesi olmak için uğraşmıyor diye cevaplamıştı. Evet, yani Ruanda'dan bahsettiniz ve bunu anlamak için bir şeyler yapılmalı ve yaptık da. Ama burada biz şimdi Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımından söz ediyoruz. Ruanda Avrupa Birliği'ne katılma durumunda değil. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Soykırımlar bir yana, gelin şu anda Avrupa'daki duruma bakalım. Mesela Almanya. ...2007 yazında Almanya'da yeni göçmen yasası uygulamaya geçmişti. Irkçı olarak nitelenen yasada Almanya'ya gelecek Türklere dil bilme zorunluluğu dayatılıyor, uyum kurslarına katılmayanlara para cezası öngörülüyor, uyuma direnenler sınır dışı edilmekle tehdit ediliyorlardı. Demokrasinin beşiği İngiltere. Londra'nın Aldgate semtinde canından bezmiş genç bir Bangladeşli. Bakın ne diyor. Yeni terör yasasından etkilendiniz mi? Evet, yeni yasalardan etkilendim. Antiterör yasaları denen yasalar aslında İslam karşıtı yasalardır. Burada eğer sakalınız varsa veya başörtüsü takıyorsanız terörist olarak algılanırsınız. Antiterör yasaları ardından tutuklananların hepsi Müslümanlardır.
Sence İngiliz toplumu ırkçı bir toplum mu? İngiliz toplumu ırkçıdır. Avusturya'da Af Örgütü Başkanı Patzelt ile buluşuyorum. Sizin istatistiklerinize göre Avusturya'da geçen yıl 1100 ırkçı saldırı olmuş. Polis teröründen bahsediliyor, göçmenlere işkenceden söz ediyor. Kabul etmek lazım ki ülkemizde ırkçı saldırılar oluyor. Peki ya özgür basın, ifade özgürlüğü, 301 vesaire. Burası Fransa'nın ünlü Liberasyon gazetesi. İşte bir Fransız gazeteci. Siz de gazetecisiniz. Burada basın alanında tam bir ifade özgürlüğünden bahsedebilir misiniz? Ermeni soykırımı olmamıştır diye yazmakta özgür müsünüz mesela? Burada tam bir ifade özgürlüğü var. İngiltere'de sol hareketin liderlerinden George Galloway bir sendika toplantısı sonunda bakın İngiltere'de ifade özgürlüğü konusunda neler söylüyor. Bir zamanlar ifade özgürlüğümüz vardı. Şimdi o alanı korumaya çalışıyoruz. Ama adım adım kaybediyoruz. Geçenlerde yapılan bir anketin sonuçlarına göre dünyanın en huzurlu ülkelerinin başında İskandinav ülkeleri geliyor. Norveç ilk sırada. Dünyada barışın ve huzurun simgesi adeta. Ama başta İskandinavya olmak üzere Batı savaş sanayi üzerinde yükseliyor. Mesela Nobel Barış Ödüllerine de ev sahipliği yapan Norveç, silah satışında rekor kırıyor. Sverre Lodgaard, Norveç Stratejik Araştırmalar Dairesi Başkanı cevaplıyor. Norveç deyince aklımıza bir yüzyıldır verilen barış ödülleri geliyor. Ama aynı zamanda Norveç büyük bir silah satıcısı. Bu ikisini nasıl bağdaştırıyorsunuz? It's known as a big gun exporter. Doğru. Çok önemli bir silah ihracatçısıyız. Öte yandan barış ödülleri dağıtıyoruz. Bu çelişki gibi görünüyor ama... Şunu sormak istiyorum. Norveç silah üretiyor. Tabii bunları satacak da. Yasalarınıza göre Norveç'in dünyadaki kriz bölgelerine silah satışı yasak. Ama Norveç silahlarına tüm çatışma bölgelerinde rastlanıyor. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Doğru. Yasalar bu konuda çok katı ama uygulama kısmında silahlar bizim istemediğimiz yerlere sevk edilebiliyorlar. Norveç Barış Konseyi'nden Alexander Harang, işin içinde para var diyor. Norveç'te 1958'de çıkarılan bir yasaya göre biz savaş halinde veya bünyesinde iç savaş olan ülkelere silah satamayız. Yasalar bunu engelliyor ama bu yasalara uyulmuyor. Çünkü işin içinde para var. Ayrıca Orta Doğu'ya bu silahları doğrudan ihraç etmesek bile Norveç silahları oralarda kullanılıyor. Çünkü bizim en büyük alıcımız Amerika. Yıllık silah ihracatımızın %50'sini Amerika'ya satıyoruz. Ve onlar bu silahları istedikleri yerde kullanıyorlar. Son derece karışık ilişkiler içinde İskandinav ülkeleri Kürt çalışmalarına en büyük desteği veren ülkelerin başında yer alıyor. Sverre bu ilginin petrolle bağlantısından söz ediyor. Türkiye'nin Güneydoğu'suna gösterilen bu siyasi ilgi acaba bölgenin petrol zengini olmasıyla mı ilgili? Bu kuvvetle muhtemeldir. Orta Doğu petrol üretiminin %30'una ve rezervlerin %60'ına sahip. İsveç ve Norveç'te her çeşit sivil toplum örgütleri, devlet kuruluşları, siyasiler Kürdistan tezinin arkasında kale gibi dururlar. Bu arada Norveç'in ünlü petrol şirketleri Türkiye sınırı dibinde Zaho'da petrol çıkarma faaliyetine çoktan başladılar. Ekonomik çıkarlarını siyaseten de destekleyen Norveç, geçen yıl PKK'yı terör listesine almayacağını açıkladı. NATO'da müttefiğimiz olan Norveç bu tavrını terör listesini kabul edersek barış çalışmalarımıza gölge düşer cevabıyla gerekçelendirmişti. Küresel dünya serbest piyasa ekonomisi üzerine oturuyor, maddi çıkarlar tüm değerleri ezip geçebiliyor. İşte bu yüzden İsveç'in ünlü Bofors silah şirketi Asya'dan Afrika'ya tüm çatışma bölgelerine yıllardır silah satıyor.
1991 yılındaki Körfez Savaşı'nda Amerika'nın kullandığı silahlar arasında da Bofors'unkilere rastlanıyor. Afganistan'ın işgalinde de Bofors füzeleri görülüyor, uygar dünya kar söz konusuysa prensip tanımıyor. Görünürde Avrupa zengin, Avrupa paraya para demiyor. Ama istatistikler Avrupa'da halkların refah seviyesinin hızla düştüğünü gösteriyor. İngiliz istatistiklerine göre Avrupa'da her 6 kişiden biri açlık sınırında yaşıyor. Burası Londra'nın bir kuzey mahallesi, Kentish Town. Ana yola paralel yoldayız. Her gün sabah öğle akşam vakitleri dini bir cemaatin mensubu İngiliz misyonerleri Londra'nın dört bir yanına dağılıyorlar. Marketlerden çöpe atılmak üzere toplanmış sebze ve meyveyi, bir kap sıcak yemeği semt sakinlerine dağıtıyorlar. Pakistanlı Bakshi Karashi, Danimarka'da insan hakları ihlallerinden söz ediyor. Burada insan hakları ihlalleri o kadar akıllıca yapılıyor ki parmakla işaret edemiyorsun. Eğer burada yaşıyorsan ihlallere şahit oluyorsun. Turist gibi gelenler güzel yerleri geziyor, şık insanlara bakıyor, dirlik düzen var zannediyor. Ama bu sadece dış görünüş. Avrupa Türkiye'yi namus cinayetleri, töre cinayetleriyle aşağılarken Avrupa'daki tüm cinayetlerin yarısını aile içi şiddet oluşturuyor. Hollanda'da Aile Yardım Derneği Başkanı bakın ne diyor. Hollanda'da cinayetlerin yarısı aile içi şiddet sorunu. Avrupa son zamanların moda kavramı normalleştirme. Bu kavram sistem içinde erime ve baş kaldırmama, eleştirmeme anlamını taşıyor. Normalleşen Avrupalı kurallara uymalıydı. Sorgulamamalıydı. Tam bir Hristiyan olmalıydı. Hristiyanlık karşıtlarını dışlamalıydı. Böylece Avrupalılaşmalıydı. Avrupa'yı bütünleştirme çabalarında ikinci önemli unsursa Türk karşıtlığıydı. Türklerin Avrupa Birliği'ne girmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Peki işitemiyorum. Çok yaşlıyım, duymuyorum. Özür dilerim, İngilizcem yeterli değil. Batı Doğu'yu duymamakta kararlıydı. Oysa Doğu ağır ve sağlam adımlarla geleceğe yürüyor. Rusya, Çin ve Orta Asya, Güney Amerika ve Afrika ile yan yana geliyor. Yeni bir bağlantısızlar hareketi doğuyor. Çin, Hindistan'la askeri ve stratejik işbirliğine giriyor. Dünya başka bir eksene hızla ilerliyor. Türk Cumhuriyetleri Türkiye'ye çağrı yolluyor. Şangay İşbirliği Örgütü'nde Rusya ve Çin'in yanı sıra Hindistan da sıraya girdi. Bence Türkiye de bu örgüte katılmalı. Dünya nüfusunun çoğunluğu ve doğal zenginlikler Asya'dadır. En zengin kültür Asya'dadır. Gelecek de buradadır. Hangi Avrupa? Bu soruyu iyi düşünmek gerek. Yüzyıldır Türkiye'ye kriterler dayatan Avrupa aslında çok dar bir boğazda ilerliyor. Avrupa suya, petrole, madene ihtiyaç duyuyor. Ama dünya enerji kaynaklarının 1/4 Avrasya coğrafyasında bulunuyor. Türkiye 3 kıtanın tam ortasında Avrasya'ya açılan kapıda yer alıyor. Türkiye 2008'e yepyeni olanakların ufkunda giriyor. Tüm sınırlar arasındaki ekibi adına iyi bir yıl diliyoruz efendim. İyi geceler.